kişilerdeki belirtiler neler? Ani nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluyor. Buna yeni doğan akciğer sönmesi ya da yeni doğan pnömotoraksi deniliyor. Yaklaşık %1 ila 2 bebekte görülüyor. Böyle bir tedavi yok. Ne yazık ki keşke olsaydı, çok daha kolay olurdu. Merhaba, benim adım Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, göğüs cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere akciğer sönmesi ile ilgili bilgiler vereceğim. Akciğer sönmesi tıptaki adıyla pnömotoraks. Genellikle akciğerin dışını saran zarın üzerinde meydana gelen yırtık nedeniyle akciğerin içerisinde kalması gereken havanın bir kısmının akciğer ile göğüs kafesi arasında birikmesi nedeniyle oluşur. Akciğerlerimizde milyonlarca odacık var. Oralarda oksijen ile karbondioksit yer değişik dokuşu yapılıyor ve kan oksijenlendiriliyor. Ama oraya havanın gidebilmesi için önce nefes borusundan hava geçiyor, sonra sağ ve sol akciğere, sonra akciğerin loblarına, sonra onların lobcuklarına, daha sonra daha küçüle küçüle işte size bu bahsetmiş olduğum odacıklara gidiyor. O odacıkların bazıları bazı kişilerde çok daha büyüyebiliyor. Aradaki o duvarlar yıkılıp çok daha büyük, içi boş, hiçbir işe yaramayan büyük hava keseleri haline gelebiliyorlar. İşte gençlerde genellikle kendiliğinden oluşan, altta herhangi bir sebebi bulunmaksızın o hava keselerinin yırtılması sonucunda, yani diğer tabiriyle patlaması sonucunda işte içeri aynı miktarda girip aynı miktarda çıkması gereken havanın bir kısmı orada oluşan yırtıktan dışarıya kaçıyor ve akciğer ile göğüs kafesi arasında hava birikiyor ve akciğer o tarafta sönmeye başlıyor. Bu tabii eğer küçük bir yırtıksa genellikle kendini sınırlıyor. Ama bazen de küçük değil, büyük bir yırtık olabiliyor. Oradan hava kaçağı devam ediyor. Akciğer söndüğü halde hava kaçmaya devam ettiği için de bu kez hem kalbe hem de karşı tarafa, damarlara bası yapmaya başlıyor. Ve bu çok hayati bir durum oluşturuyor. Buna tansiyon pnömotoraksı deniliyor. Genellikle kendiliğinden olanlar, genellikle 20 ila 40 yaşlar arasında erkek, ki erkeklerde 6 kat daha fazla, sigara içen uzun boylu zayıf kişiler oluyor. Neden peki bu kişilerde oluyor? Genellikle vücudun uzunlamasına, büyümesine eşlik edemediği, oradaki üst kısmının, akciğerin üst kısmının bağ dokusunun daha gevşek kalması nedeniyle o bölgelerde hava keselerinin oluşmasına bağlanıyor bu kişilerde olma nedeni. Bu kişilerdeki belirtiler neler? Ani nefes darlığı ve göğüs ağrısı oluyor. Böyle bir durumda işte hastaneye bir an önce gitmek lazım. Çekilen akciğer filminde hemen belli oluyor zaten o taraftaki akciğerin söndüğü ve o havanın bir an önce tahliye edilmesi lazım ki akciğer tekrardan açılsın, kalbi ve diğer tarafı olan bası engellensin diye. Peki hep erkeklerde ve gençlerde mi oluyor? Hayır, ilerleyen yaşlarda da olabilir. O zaman da altta genellikle bir hastalık olan kişiler bunlar. Bunlara da çoğunlukla KOAH, yani kronik obstrüktif akciğer hastaları, yani amfizemli hastalar, kronik bronşitli hastalar altta olan hastalar oluyor. Ülkemizde tüberküloz geçirilmiş olması da çok önemli bir etken. Bunun dışında bazı edinsel hastalıklar var, enfeksiyonlar olabilir birçok enfeksiyon nedeniyle ya da doğumsal bir takım hastalıklar nedeniyle akciğerlerdeki bu yapı bozulup oralarda hava keseleri oluşabiliyor ve o hava keseleri patlayabiliyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda gelişen akciğer sönmesi çok önemli. Çünkü onların zaten akciğer kapasiteleri iyi değil, KOAH'ları var. Bir de bir kısmını kullanamıyor oldukları için akciğer sönmesi olduğunda iyicene tehlikeli bir duruma düşebiliyorlar. Hayatı riske edebilir bir hale gelebiliyorlar. O yüzden o kişilerin uyanık davranıp ani nefes darlığı, göğüs ağrısı geliştiğinde hemen doktora, hastaneye müracaat etmesi önemli. Bu hastalık özellikle ek hastalığı olan kişilerde hayati riskler barındırabilir. Birlikte kalp hastalığı olan ya da kronik hastalığı olan kişilerde oksijen düzeyi düşeceği için akciğerin havalanamamasına bağlı dokularda ciddi problem meydana gelebilir. Ya da orada oluşan hava kaçağı ve yırtık fazlaysa az önce bahsetmiş olduğum gibi orta hat yapılarına, yani kalbe, damarlara ve hatta karşı akciğere de bası yapmaya devam edeceği için çok ölümcül
sonuçlar olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmak lazım. Hastaların tedavisinde ne yapıyoruz? Havayı tahliye ettiğimizi söylemiştik. Gençlerde altta yatan herhangi bir hastalık olmayan kişilerden bahsediyorum. Birinci kez olduğunda genellikle o havayı tahliye etmek için bir kateter yerleştiriyoruz ya da bir tüp. Eğer akciğer açıldıysa, hava kaçağı durduysa, akciğer tam olarak iyileştiyse, vücudun savunma hücreleri gidip orayı tamir ettiyse başka bir tedaviye gerek yok. O kateteri sonlandırıyoruz ve hastayı taburcu ediyoruz. Ve mutlaka sigarayı bırakmasını istiyoruz. Çünkü sigara bu hastaları da nüksetmesini bu hastalığın en önemli etken. Bir de basınç maruziyetine tabi olmamalarını istiyoruz. Yani çok yükseğe çıkmasınlar, daha yüksek yapmasınlar istiyoruz. Çünkü barotravma da diğer bir faktör. Bu kişilerin tekrarlama olasılığı %20. Yani bu hastalığın tekrarlama olasılığı %20. Eğer ikinci kere tekrarlamış ise o zaman genellikle ameliyat öneriyoruz. O problemli olan alanı ameliyatta tamir ediyoruz. Eğer ikinci kez ameliyat etmezsek bir daha olma ihtimali çünkü %50'lere %60'lara çıkıyor. Altta bir hastalık olan akciğer sönmesinde ise yani koahlı hastalarda, ilerleyen yaşlarda gelişen kistik fibrozisle enfeksiyon hastalıklarına eşlik ettiği, koahlı kişilerin, tüberkülozlu kişilerin eşlik ettiği sekonder pnömotoraks denilen akciğer sönmelerinde ise oradaki tedavi altta yatan hastalığı çözmeye yönelik oluyor genellikle. O hastalarda mümkün olduğunca ameliyat değil de hastalığın kendisini tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bazen de o hava kaçağını tahliye etmek için takmış olduğumuz kateter olayı çözmeye yetmeyince onlarda da bazen ameliyat etmek gerekebiliyor. Akciğer sönmesi deyince aslında tıpta anladığımız şey pnömotoraks ve bunu açıklamaya çalıştım. Ama bir de atelektazi denilen akciğer sönmesi var. O akciğerin o ilgili bölümünün ya da bir akciğerin tamamının havalanamaması demek. O ise bu anlattığım mekanizmadan farklı bir mekanizma. Başka bir hastalık o. Onun adı aslında atelektazi. Neden oluyor? Genellikle balgam, enfeksiyon ya da yabancı cisim, tümör gibi akciğerin o size bahsetmiş olduğum loblarına, lobcuklarına, o havacıkların, hava odalarının olduğu bölümlerine havayı götüren nefes borusunun içerisinde tıkayıcı bir hastalığın olması. Bu sebeple akciğerin uç bölgelerine havanın gidememesi hali oluşuyor. En çok ameliyattan sonra ameliyat sırasında narkoz verilmesi için nefes borusuna takılan tüpten sonra veya arkasından gelişen narkotik maddelere bağlı ya da arkasından gelişen ağrı nedeniyle derin nefes alıp verememe nedeniyle sıkça gelişiyor. Ama onun dışında biraz önce saymış olduğum sebeplerden dolayı da akciğerde sönme gelişebilir. Ama bu akciğer sönmesi, atelektazi ilk anlatmış olduğum pnömotorakstan çok daha farklıdır ve tedavisi de çok daha farklıdır. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. Pnömotoraks'ta ailesel yatkınlık var ama genetik bir hastalık değil. O nedenle ailede birinde varsa başka birinde de olacak diye bir kaide yok. Tekrar söylemek lazım. Bu kişilerin özellikle tarif etmiş olduğum vücut şekliyle sahip olan kişilerin dikkatli olmasında yarar var. Sigara onların asla tüketmemesi gerekiyor. Peki ne yapıyoruz bu hastaların ameliyatlarını nasıl gerçekleştiriyoruz? Genellikle kapalı ameliyatla gerçekleştiriyoruz. O akciğerin problemli olan hava keselerinin olduğu bölümü çıkarıyoruz ve akciğer bir daha sönmesin diye de kısmi yapışıklık olsun istiyoruz. O nedenle de o bölgede akciğerin iç zarıyla dış zarını birbirine yapıştırma tekniklerinden bir tanesini kullanıyoruz. Bu şekilde ameliyat ettiğimiz hastaların tekrar bir daha olma olasılığı, pnömotoraks olma olasılığı %4'ün altına iniyor. İyi yapılmış bir cerrahide %1'in de altına inebiliyor. Ama eğer ameliyat etmemiş olsaydık, biraz önce söylemiştim, ikinci kezden sonra üçüncünün olma ihtimali %60'lara çıkıyor ve her zaman hayatta bir an önce hastaneye gidebileceğiniz yerlerde olmayabilirsiniz. O nedenle de eğer iki kez olduysa mutlaka ameliyat öneriyoruz. Bir de başka ilk seferinde ilk ameliyat önerdiğimiz kişiler var. Bunlar pilotlar, uzun yolculuk yapan kaptanlar, otobüs şoförleri, yani başkalarının da hayatını emanet edilen kişiler. Bunların da mutlaka ilk seferinde bile ameliyat olmalarını öneriyoruz. Ya da medeniyetten uzakta yaşayan kişiler olabiliyor, hemen hastaneye ulaşamayacak olan kişiler.
Onları da ilk seferinde ameliyat öneriyoruz. Şimdi de sizden gelen bazı sorular var. Onları yanıtlamak istiyorum. Akciğer sönmesi pnömotoraks kendiliğinden geçer mi diye bir soru var. Bu eğer %10'dan daha az bir miktardaysa zaten biz de bir müdahalede bulunmuyoruz. Bekliyoruz, oksijen veriyoruz ve eğer ilerlemiyor ise o %10'luk kısım vermiş olduğumuz oksijenin de yardımıyla vücut tarafından kendinden emilebiliyor. Başka bir tedaviye ya da o havayı tahliye etmeye gerek kalmıyor. Ameliyat olan hastalar nelere dikkat etmeliler diye bir soru var. Ameliyat olduktan sonra özellikle ilk hafta çok ağır egzersiz gerektiren işlerden kaçınmalarını istiyoruz ve hayat boyu sigara içmemelerini istiyoruz. Bir de ağır kaldırmamalarını, ağır işler yapmamalarını istiyoruz özellikle ilk 1-2 hafta. Ve yüksek irtifaya çıkmaları veya derin sulara dalmalarında barotravmadan uzak kalmalarını da istiyoruz. Çünkü bazen böyle gürültülü hoparlörlerin yanında blast etkisiyle o barotravmaya da maruz kalmalarını istemiyoruz. Bunlar nüksü arttıran, iyileşmeyi geciktiren faktörler. Tedavi sonrası solunum egzersizi şart mı? Aslında akciğerin tüm hastalıkları için solunum egzersizleri çok yararlı, neredeyse hepsi, ama bazı egzersizler bazı hastalıklara çok daha iyi geliyor. O yüzden de hepsini yapmamak lazım. Eğer atelektazi olan, yani akciğerin havalanamaması nedeniyle, tıkaç nedeniyle ya da orada gelişen enfeksiyon nedeniyle olan bir atelektazi ise, ki bunun biraz önce söylemiştim en önemli sebebi ameliyat sonrasındaki ağrı ya da verilen narkotik ilaçlar nedeniyle yeterince solunum çabasının olmamasından kaynaklanıyor. İşte bu kişilerin mutlaka solunum egzersizi yapması lazım. Genellikle 3 tane toptan oluşan bir solunum egzersiz cihazı, Tripod denilen cihaz verilir bu kişilere ki bu akciğerde oluşan sönmeler açılsın diye. Ama eğer akciğerin zarında bir yırtık oluşmuş, işte bizim bahsettiğimiz ilk baştan beridir pnömotoraks olmuş ise o kişilerde bu egzersizlerin hava tahliyesi yapıldıktan sonra yapılması gerekiyor. Daha öncesinde bunları yapmak bu akciğerdeki sönme miktarını arttırabilir. O yüzden onlar için uygun değil. Akciğer sönmesinin bitkisel bir tedavisi var mı diye bir soru var. Böyle bir tedavi yok. Ne yazık ki keşke olsaydı, çok daha kolay olurdu. Ben en azından böyle bir şey bilmiyorum. Akciğer sönmesi nedeniyle tedavi olmuş ya da ameliyat olmuş olan kişiler ameliyat sonrasında hep böyle dikkatli mi olacaklar, hiç spor yapamazlar mı diye bir soru var. Elbette yapabilirler. Özellikle ilk aylarda dikkatli olduktan sonra daha sonra, çünkü nüksler genellikle ilk aylarda oluyor. Akciğer o iyileştikten sonra ilk zarla ikinci zar arasında yapışıklık sağlandıktan sonra altta yatan herhangi bir sebep yoksa o zaman olma ihtimali çok çok azalıyor. Elbette ki bu kişiler spor yapabilirler, istedikleri spor yapabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Kazalar ve yaralanmalardan sonra akciğer sönmesi olur mu diye bir soru var. Çok güzel bir soru. Biz şimdiye kadar hep kendiliğinden oluşan akciğer sönmelerinden bahsettik. Bir de dışarıdan bir travma nedeniyle oluşan akciğer sönmeleri olabilir. Kesici delici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları ya da bazen akciğerdeki ya da bu göğüs kafesindeki bazı hastalıkların tanısını koymak için biyopsi yapıyoruz. Oradaki o biyopsi işlemi sırasında ya da ameliyat sırasında ya da yoğun bakımda yatan hastalarda büyük bir damar yolu bulmak ve içerisinden serum, besleyici gıdalar vesaire ilaçlar verebilmek için kateter takılıyor. O kateter takılması sırasında da akciğerde sönme olabilir. Buradaki olay çok daha farklı. Burada çok daha dinamik davranmak gerekiyor. Çünkü özellikle ateşli silah yaralanmaları ya da kesici elici alet yaralanmaları o bahsetmiş olduğumuz yırtığın büyük olması nedeniyle hayat tehlikeyi içeren, beraberinde damar yaralanmalarının da olabileceği veya hatta büyük kalp damar yaralanmaları, kalp yaralanmalarının ya da eşlik eden diyafram gibi karın içi organ yaralanmalarının da eşlik edebileceği durumlar olduğu için mutlaka bunlarda dinamik davranmak ve hemen gerekiyorsa cerrahi müdahaleyi almak lazım. Yeni doğan bebeklerde akciğer sönmesi olur mu? Bu da çok güzel bir soru. Buna yeni doğan akciğer sönmesi ya da yeni doğan pnömotoraksi deniliyor. Yaklaşık %1 ila 2 bebekte görülüyor. Bu ama neyse ki bunların neredeyse tamamı kendiliğinden emiliyor ve ek bir tedaviye ihtiyaç olmuyor. Ama bu kişilerin mutlaka yakın gözlenmesi, yakın takip edilmesi lazım bu bebeklerin ki akciğer alanı iyileşmiyorsa o
hava artıyorsa, akciğer sönmesi nedeni olan o problemli hastalık devam ediyorsa, o zaman mutlaka müdahale etmek lazım ki bebeğin oksijenlenmesi bozulmasın. Akciğer sönmesinin veya pnömotoraksın en önemli sebeplerini anlatmaya çalıştım, özetlemeye çalıştım. Ama dikkat ettiyseniz bizim elimizden gelecek olan önleyici tedbirlerin başında sigara ve tütün ürünlerinin kullanılmaması geliyor. Hem gençlerde hem de ileri yaşta olan akciğer sönmesinde en önemli yapabileceğimiz şey o. Bir de mutlaka düzenli yaşamak, yüzüş yapmak ve günde 7 saat uyumak bu hastalıkların önlenmesi için çok önemli. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.